Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Ağustos ayını karşıladık ve konuğum astrolog Şenay Devi bizlerle. Hemen vakit kaybetmeden sormak istiyorum. Gökyüzü Ağustos ayında hangi önemli tarihlere işaret ediyor? Dolu dolu bir Ağustos karşılıyor bizleri. 4'ünde gerçekleşecek yeni ay, 5'inde iletişimin gezegeni Merkür'ün durağan seyrine başlaması ve 11 Ağustos'a kadar göksel bir şölen haline gelen Aslan Kapısı portalı hayatlarımızda önemli geçişlerin enerjilerini daha yoğundan hissetmemizi sağlayacak. Ve tabii ki 19'unda gerçekleşecek olan Dolunay enerjisi gerginlikleri tetikleyebilir. İklim değişiklikleri, ekonomide yaşanan gerginlikler, tanınmış isimler ve siyasilerle ilgili spekülasyonlar ve skandalların dünya ve ülke gündeminde önemli şekilde yer almasına sebebiyet verebilir. Önemli tarihler demişken Aslan Kapısı Portalı, yani 5 Ağustos tarihi çok önemli. Peki bu tarihte neler yapılmalı? Özellikle Aslan Kapısı Portalı'nda dua, niyet ve isteklerinize çok ama çok özen gösterin ve Tesla'nın 369 tezahür çalışmasını 5 Ağustos günü tamamen olumlu niyetlerle, olmuş gibi cümlelerle 5'inde sabah 3, öğlen 6, akşam 9 kez tekrar ederek 21 gün boyunca dua, niyet ve isteklerinizin istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesi için bu çalışmayı yapın. En güzel enerjilerle en yüce hayrınıza dilekleriniz kabul olsun. Bu ay boyunca özellikle Merkür'ün durağan seyrinde olması sebebiyle iletişimle ilgili bir takım aksaklıklar, problemler söz konusu olabilir. Anlaşmalar, taşınmalar, siber saldırılarla ilgili konularda sosyal medya hesaplarımız başta olmak üzere kullandığımız yazılımlara her zamankinden daha fazla dikkat etmeliyiz. Ağustos ayında bir de Satürn retrosu var. Peki bu tarihlerde bizleri neler bekliyor? Ağustos ayında özellikle yıldızların öğretmeni Satürn'ün retrosu Merkür retrosu ile birleşip son derece keskin enerjiler oluşturacak. 15 Kasım'a kadar devam edecek Satürn retrosu altında hatalarımızdan aldığımız dersleri yaşamlarımıza yansıtmalı, kendimizi geliştirmek, hatalarda ısrar etmeden akışa ayak uydurup telafi etmek için gayrette olmalıyız. Şunu unutmayalım ki yıldızların öğretmeni Satürn'ün imtihanı ağır ama mükafatı oldukça büyüktür. Biz de mükafat alanlardan olmak istiyorsak eğer, oturduğumuz yerden bunu elde edemeyeceğimizin idrakiyle Satürn'ün disiplinini düşüncelerimize, iletişim şeklimize, kendimizi ortaya koyduğumuz her alandaki tavrımıza yansıtmalıyız şimdi. Her biriniz Satürn'ünüzün doğum haritanızda, retroda veya hangi evde olduğunu araştırın ve Satürn'ün mesajlarını daha iyi algılayıp hayatınıza yansıtın. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.